Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Recep Akta bugün Erzurum'a gelerek AK Parti il binasında basın toplantısı düzenledi. Bir arge. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Recep Akta bugün uçakla Erzurum'a geldi. Beraberinde İl Başkanı Fatih Yeşilyurt ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle parti il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Akta, Arge çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Vazifem de Arge'den sorumlu genel başkan yardımcılığıdır. Yeni politikalar üretmek, gerek ekonomi için, reel ekonomi için, gerekse reel ekonominin yüksek teknolojiyle birlikte gelişmesi, üretimin araştırma geliştirme konusunda bölgenin raporunu hazırlayacaklarını ve genel merkezde değerlendireceğini sözlerine ekleyen Profesör Doktor Recep Akta, AK Parti Genel Merkezi'nde Erzurum'un yerinin ayrı olduğunu da söyledi. Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Orada inşallah kanunlaşacak. Buna muhalefetin de destek vereceğini umut ediyoruz. Ama sadece bir kanun, Arge ile ilgili bir reform, kanun reform paketi ve kanundan da bahsetmiyoruz. Genel anlamda bütün uygulamalarla, yani zincirin halkalarının bütününü ilgilendiren uygulamalarla, bunun içinde üniversitelerimiz de var. Türkiye inşallah gün geçtikçe yüksek teknoloji üreten, yüksek teknolojiyi ticarileştiren ve bunu ihraç eden bir ülke durumuna geçecek. Bu bizim 2023 hedefimiz açısından da son derece önemlidir. Bunu bir kere de Erzurum'dan hatırlatmayı gerekli buldum. Erzurum'da 500 yıldır sürdürülen binbir hatim geleneği büyük bir heyecan içerisinde tamamlandı. Erzurum'da 500 yıldır sürdürülen binbir hatim geleneği büyük bir heyecan içerisinde tamamlandı. Okunan 24.933 hatmin duasında duygu dolu anlar yaşandı. Hatmi şeriflerimiz meydan kalmıyorsun inşallah. Bu arada tabi ceza elinden de hükümlü kardeşlerimiz 200 tane hatmi şerif okudular. Özellikle dua istiyorlar. Allah kabul eylesin. Erzurum merkez ve ilçelerin camilerinde sabah namazının ardından başlatılan binbir hatim okumaları coşku ve heyecana sahne oldu. 18 Aralık'ta başlayan binbir hatimlerin cuma namazı öncesinde tarihi Ulu Cami'de duası yapıldı. Binbir hatim duasına binlerce kişi katıldı. Erzurum İl Müftü Vekili Celal Büyük bu sene 24.933 civarında hatim okunduğunu da belirtti. Müftü Vekili Büyük, Erzurum'da 500 yıldan bu yana devam ettirilen hatim geleneğinin bu yılda büyük bir coşkuya sahne olduğunu söyledi. Binbir hatim Erzurum'a has olduğunu kaydeden Celal Büyük, okunan hatimlerin ve tefsirlerin duasını yaptırdı. Duaların yapıldığı sırada ellerin semaya açan camideki binler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Allah'ım biz şu mübarek zaman diliminde affedilme ve bağışlanma ümidiyle huzuruna geldik. Boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Huzurunda senin rahmetine kalkan ellerimizi katından boş çevirme Allah'ım. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbimiz. Merhum Allah'ın Efe Hazretlerinin de ifade ettiği üzere kilidi mülkü İslam olan Kur'an şehri Erzurum'da yaklaşık 500 yıldan beri aşkla, muhabbetle ve heyecanla binbir hatimler okunmaktadır. Bu senede 25 bine yakın hatmi şerif okuduk. Okunan hatmi şerif AK Parti'den 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili adayı olan Sağlık Bakanı Başdanışmanı Zafer Tarıktaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi. Bugün ataması yapılan Tarıktaroğlu görevine başladı.
AK Parti'de siyasete başlayan ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın ardından partinin değişik kesimlerinde görevler yapan Zafer Tarıktaroğlu, 7 Haziran ve Kasım genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday olmuştu. Sağlık Bakanlığı'nda baş danışman olarak da görev yapan Tarıktaroğlu, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildi. Zafer Tarıktaroğlu ilk orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. 2004 yılında AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile başladığı teşkilat çalışmalarına AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteden sorumlu 26 ilin bölge koordinatörü görevleriyle devam etti. 2011 milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti Erzurum aday oldu. 13 Haziran 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliği görevine atandı. Aynı zamanda 13 Haziran 2011 tarihinde 24 Ocak 2013 tarihine kadar Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Akdağ'ın siyasi danışmanlığını yaptı. 61. hükümette Sağlık Bakanı olan Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun da siyasi danışmanı olarak görev yapmaya devam etti. Evet, elverişli hava şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum'da yağan yoğun kar yağışı sonrası harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kar timleri karla kaplı yolları ulaşıma açtı. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri 400 personelle ana ve ara arterlerle cadde ve sokakların, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kardan temizledi. Söz konusu çalışmada 6 greyder, 5 loder, 6 bıçaklı tuzlama aracı, 5 mini loder, 2 eder ve 15 kamyon olmak üzere toplam 39 araç kullanıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı diğer ekipler de 225 personelle köy statüsünde mahalle dönüştürülen yerleşim yerlerinde kapalı yolları ulaşıma açtı. Kırsalda gerçekleştirilen karla mücadele çalışmasında da 95 araç kullanıldı. Yetkililer zincir ve kış lastikleri olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda araç sürücülerini uyardı. Bu arada şehri kardan temizleyen Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu çalışma sonrası Erzurum'un havadan çekilen görüntüleri şehrin kartpostallara konu olan eşsiz güzelliğini de ortaya çıkarmış oldu. Evet, Erzurum'da kar yağışının etkisini yitireceği, hafta sonunda güneşli bir havanın etkili olacağı, hafta başında ise kar yağışının yeniden başlayacağı belirtildi. Erzurum'da kar yağışının etkisini yitireceği, hafta sonunda güneşli bir havanın etkili olacağı, hafta başında ise kar yağışının yeniden başlayacağı bildirildi. Erzurum'da öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Alçak basınç sisteminin etkisi altına giren bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle tipi oluştu. Görüş mesafesinin kısa olması ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar da yolda kalan araçları iterek sürücülerin ilerlemesini sağladı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ise öğrenciler kar topu oynadı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün boyunca etkili olacağını bildirerek özellikle gizli buzlanmaya karşı sürücüleri de uyardı. Erzurum'da IŞİD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce IŞİD terör örgütüne üye olmak, çatışma bölgelerine eleman temin etmek ve örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Voleybol Erkekler 2. Lig B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor hafta sonunda güçlü rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak olan temsilcimiz için Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar taraftarlara destek çağrısında bulundu.
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken Belediyespor olarak son 6 haftadır iyi bir çıkış yakaladık ve puan kaybetmiyoruz. Birinci lig için emin adımlarla ilerliyoruz ve her şeyden önemlisi kazanmayı öğrendik. Cumartesi günü saat 15'te Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi ile çok önemli bir maç oynayacağız. Bu önemli maça tüm spor severleri davet ediyorum diye söyledi. Voleybol Erkekler 2. Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor hocası Süleyman Kolişler, taraftara yönelik hem uyarılarda bulundu hem de destek istedi. Erzurum'da bir kamyonda cips paketleri için gizlenmiş 49.300 paket kaçak sigara ile geçirildi. Erzurum'da bir kamyonda cips paketleri içine gizlenmiş 49.300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri fiziki takip sonucu MT idaresindeki 65HA057 plakalı kamyonu kuzey çevre yolunda durdurdu. Güvenli bölgeye çekilen kamyonun kasasını açan ekipler yaptıkları aramada cips paketleri içine gizlenmiş 49.300 paket kaçak sigara buldu. Batı illerine götürüldüğü belirlenen kaçak sigaralarla ilgili gözaltına alınan şoför MT çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kozan maçı hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı. Pazar günü Kazım Karabekir Stadında Kozan Belediyespor'u ağırlayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu maçın hazırlığını yaptığı çalışma ile tamamladı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde yapılan haftanın son antrenmanında futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, şanssızlıklardan dolayı ikinci yarının ilk haftasında puansız kapattıklarını ancak Kozan Belediyespor maçında bu şanssızlığı üzerlerinden atarak seri galibiyetlerle imza atacaklarını ifade etti. Takıma sonradan katılan oyuncuların performanslarından memnun olduğunu ifade eden teknik patron Ahmet Yıldırım, "Gönül isterdi ki ilk maçımızdan galibiyet alarak lige iyi başlayalım. Ancak olmadı. Yeşil Bursa maçında takımımız çok iyi futbol sergilemesine rağmen maalesef şanssızlıklardan dolayı istediğimiz golü bulamadık ve mağlup olduk. Artık bu maçı bir tarafa bırakıp Kozan maçını düşünüyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle pazar günü Kazım Karabekir Stadında mutlu ayrılacağız. Büyükşehir Belediye Erzurumspor şampiyonluğun en güçlü adayıdır ve ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyecektir." diye ifadede bulundu. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapım emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.